Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine içsel olarak yaşamış olduğumuz bir konuya değineceğiz. Her insanın bu dünyada istemiş olduğu bazı hedefleri var. Bazı istekleri var. Her bireyin kendi iç aleminde istemiş olduğu şeyler değişiyor. Mesela Enes'ciğim, ben helal bir şekilde evlenmek istiyorum. Ben harama girmek istemiyorum ama Allah neden bir türlü önüme benim hayırlı bir eş çıkarmıyor? Yani bugün içten içe Allah'a kızmış olduğumuz konuları ele alacağız. Hani bazen itiraz ediyoruz ya, hatta bunu türkülerde de itirazım var filan, haşa, böyle farklı farklı şeyler söylüyor. Bu neden çıkıyor? İçten içe bazı şeyleri istiyoruz, Allah da onu bize vermeyince kızmaya başlıyoruz. Fatih Hocam'dan da bahsedelim. Şimdi biz Ramazan'a cüz yetiştirmeye çalışıyoruz. Fatih Hocam da Allah razı olsun, sesi güzel. O noktada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama hep bir aksilik çıkıyor. Bugünkü problem de şuydu. Fatih Hocam güzel bir ses kaydı aldı, ayarladı, tasarladı, kesti, biçti. Dedi ki bu olmadı. Bir haftalık proje. Şimdi orada insan hemen ne oluyor içinden? Ya ben Allah'ım senin için güzel bir şeyler yapmak istiyorum ama neden hep önüme engeller çıkıyor? Bak ne oluyor? Hemen içten bir itiraz gelmeye başlıyor. Şimdi sınava çalışıyorsun, çabalıyorsun, uğraşıyorsun, sınava giriyorsun. İstediğin gibi sınav gitmiyor. Bak neden Allah'ım böyle oldu ya? Ben kötü bir şey mi istedim? Ben güzel bir mesleğe gidip helalinden para kazanmak istedim. Ama neden böyle oldu? Veya Z kuşağından da örnek verelim. Z kuşaklarında ne var? Hep hayatı beğenmeme var. İşte ben neden çirkinim? Neden benim istediklerim olmuyor? Neden ben hep tatminsizlik yaşıyorum? Devamlı içten içe bunlar oluşmaya başlıyor. Doğru mu? İçimizde hep bir itirazlar var. Bak bugün ona değineceğiz inşallah. Başka ne var mesela? Hamile çocuk düşüyor. Veya çocuk doğuyor, sakat doğuyor. Bakın abiler, ciddi manada öyle ha. Çok ciddi manada içeride nefsimiz tarafından itirazlar geldiğini görüyoruz. Doğru mu? Güzel bir şekilde yaşıyorsun. Güzel bir hayatın var. Hayatını güzel bir şekilde idame ettiriyorsun. Tak Allah senin en sevdiğini oradan çekiyor. Neden Allah'ım neden? Neden aldın onu benim elimden? Bu oluyor. İçten bu sesler geliyor. Veya 4 yıl 5 yıl boyunca hayatını birisiyle geçirmişsin. Çok güzel evlilik aşamasındasın. Evi de ayarlamışsın. Nişan da olmuş ama işler olmuyor. Neden Allah'ım? Neden hayatımdan aldın? Niye bu kadar geldi? O zaman hiç başlamasaydı. Sen bunu bilmiyor musun Allah'ım? Bak içimizde vallahi bak bu sesler var var. Bizzat ben kendi nefsimde de duyuyorum ya. Nefisten itirazlar geliyor. Şimdi bizim genelde sohbetlerimiz ne üzerine gidiyor? Nefsi ikna etme, nefsi aradan çekme, ruhumuzu ve kalbimizi Allah ile buluşturmak. Allah ile muhatap olmak. İşte bugün gerçekten nefse çok şiddetli tokat şeklinde bir sohbet gelecek. Bugün okuyacağımız ders bizim bizzati nefsimiz abi. Çünkü eğer biz bu içsel olarak itirazlarımızı dindirmezsek Allah muhafaza şeytan gibi. Şeytan da öyle olmadı mı? Allah'ım ben o kadar cinlere komutanlık yaptım. O kadar meleklere komutanlık yaptım. Neden şimdi beni Hazreti Adem'den aşağı bir şekilde yarattın? Neden o yüksek, yüce? Ben niye böyleyim? Bizde de oluyor. Allah'ım bu adam zengin. Ben niye fakirim? Bu adam yakışıklı. Ben niye böyleyim? İçimizde bu itirazlar olmuyor mu? Enes kardeşim her gün Tanku Park'a gidiyor. Şimdi bir gidiyor, adamlar orada keyfi sürüyor. Adamların altında araba, mallar var, mülkler var ama bir de bize bak. Biz niye böyleyiz? Bakın vallahi bak kendi iç halimize yönelin. Yaşamış olduğun o problemlere karşı içinde bir itiraz göreceksin. Şimdi sen bu itirazları dindirmezsen ne olacak? Devamlı o nefis ve şeytan Allah'a seni kışkırtacak. İşte bugün Bediüzzaman Hazretleri nefsi öyle bir tokat atıyor ki abi. Nefis tam susuyor. Tam. Ne kadar içimizde itirazlar varsa bugün bu sohbetten sonra hepsi bitecek. Bismillahirrahmanirrahim. İlem eyyuhel aziz. Bil ey aziz kardeşim. Hiçbir insanın Cenab-ı Hakk'a karşı hakkı, itirazı yoktur. Hiçbir insanın Allah'a karşı hiçbir itirazı yok. Neden bunlar oluyor? İtiraz yok. Ve şekva ve şikayete de haddi yok. Neden yok ya? Neden? Harama giren bir adam, ya tamam ben harama girdim, yanlış yaptım, alkol içtim, çarptım. Ama sen helal bir şey yaptığın zaman nefis orada daha da böyle şiddetleniyor. Mesela evleneceksin, helal bir şey ya. Orada nefis daha şiddetli bir şekilde geliyor. Allah için bir şey yapacaksın, değil mi Fatih Hoca? Nefis orada biraz daha şiddetli bir şekilde geliyor. Neden? Ne dedi üstad? Şekva ve şikayete haddi yoktur. Çünkü şikayet eden ferdin hilaf-ı hevesini iktiza eden nizam-ı alemde binlerce hikmet vardır. Yani alemin bütün düzeninde, bütün sisteminde, bütün mahlukatta hepsinde tek tek hikmet vardır.
ve her olayın yaratılmasında Allah'ın bir hikmeti vardır. Ama insan burada bak ne dedi üstad? Hilaf-ı hevesine yani nefsinin istek ve arzularından dolayı orada bir itiraz hakkı doğuyor. Mesela abi güzel bir şekilde takımını giymişsin, çiçeğini almışsın, çikolatanı da almışsın, kız istemeye gidiyorsunuz. Ama o gün öyle bir yağmur yağıyor ki yolda sıkıntılar çekiyorsun, başına musibetler geliyor. Neyse arabadan iniyorsun tam kız evine gideceksin ama üstün başın yaşarmış, saçın başın yaşarmış, darmadağın olmuşsun. Orada insan ne diyor? Bu yağmur ne ya? Deyip orada itirazlar geliyor. Şimdi bak orada tekil bakıyor insan. Kendi penceresiyle olaya bakıyor. Şimdi kendi penceresiyle olaya baktığı için ne yapıyor? Olayı kötü görüyor. Halbuki o yağmurun yağmasına binlerce hikmet var. Şimdi bu kadar çiftçi neyi bekliyor? Kışın yağmur yağmasını bekliyor. Yağmur yağıyor. Ne oluyor? Ekinler büyüyor. Fıstıklar büyüyor. Üzümler büyüyor. İncirler büyüyor. O kadar mahlukat, o kadar insan yağmurun yağmasından dolayı ekinini biçiyor ve oradan bir menfaat alıyor değil mi? Küllü bir şekilde menfaat var ama sana orada cüzi noktada bir hata geldiği için bir yanlış aleminde öyle hissediyorsun. Niye böyle oldu ya? Niye yağmur yağdı ya? Değil. Bu sefer ne yapıyorsun? Allah'a karşı içten içe itiraz ediyorsun. Olmuyor mu bu? Umuma hayrı var ama sana hayrı yok. İnsan o an ne diyor? Şu an benim menfaatim gitti. Halbuki o kadar umumun menfaati var. Devam. O ferdi irza etmekte o bin hikmetin ihdabı vardır. Bir ferdi razı etmek için bin hikmet feda edilmez. Bir ferdin razı olması için bin tane insanın işleri yarı yolda kalsa olur mu? Bin tane hikmet feda edilse olur mu? Mantıklı mı? Bak ayette de ne diyor? Abi çok çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Bak ne diyor? Eğer hak onların keyiflerine tabi olsaydı gökler ve yer fesada uğrardı. Mü'minin suresi 71. ayette. Şimdi burada hepimizin kendine göre istek ve arzuları var değil mi? Enes size ki ya ben şimdi enerji takacağım. Şimdi bu kar nereden çıktı? Yağmur nereden çıktı? Enes size ki Allah'ım bugün güneş doğdurma. Kendi menfaatine göre. Başka birisi diyor ki ya ben şimdi işe gidecektim. Bu kar niye yağdı? Yağmasaydı. Bugün güneş doğsun. Diğer diyor ki ben baharı çok seviyorum. Bahar hiç gitmesin. Olur mu? Olmaz. Mesela içimizden bir tanesi şunu desin. Kainattan ölüm kanunu kalksın. Seydi sen bana söyledin dedin ki her türlü zevkleri, hazları, keyifleri yaşamak istiyorum ama ölüm bu noktada hep benim önümü kesiyor. Ölüm kanunu kalksın dese ve Allah da duasını icabet etse. Ne olur? İnsanlar ölmezse ne olur biliyor musun? Baban da devamlı yaşar ama sadece ölüm kanunu kalkıyor. Ama yaşlılık, tatminsizlik, ayrılık, hastalıklar, musibetler kalkmıyor. Baban yaşıyor. Babanın babası yaşıyor. Babanın babasının babası da yaşıyor. Sen de yaşlanıyorsun. Evin içinde toplu bir şekilde yaşıyorsunuz ama kimse ölmüyor. Ne olur? Sen orada kendi menfaatine göre diyorsun ki ya ben az bir şey lezzet alacağım, haz alacağım, keyif alacağım. Bunun için ölüm kanunu kalksın diyorsun. Evin içinde normalde 3 kişi 5 kişi yaşayacaksın ama evin içinde 50 kişi yaşıyorsun. Hepsi de yaşlı. Takma diş, hastalığı var. Kimisinin işte kanser, kimisi ciğerinden, kimisi dalağından. Yüzü buruşmuş. İhtiyacı var. Kimisi yatalak. Ne oldu? Ne dedi Allah ayette? Eğer biz sizin keyfinize göre hareket etsek kainat fesada uğrar dedi. Uğrar mı? Vallahi uğrar. Sadece bak Allah iyi ki bizim duamızı kabul etmiyor ya vallahi. Bazen insan hani ayette de geçiyor ya insan hayrı istediği gibi şerri de ister diyor. Bizim nefsimizde de şöyle bir şey var. Ben bundan lezzet alıyor mu? Tamam abi o zaman. Hayır şey hiç umurumda değil. Hemen onu istiyor Allah'a dua ediyor. Allah ya iyi ki duamızı hani her duamızı da kabul etmemesi bir hayır yani ha. Bir kabul etse herkes seydi ölmüyor. Gece gündüz herkes gelir seydi döver. Senin yüzünden Allah duayı kabul etti daha kimse ölmüyor. Her gün seni gelip dövmeye gelirler doğru mu? Bak iyi ki Allah bizim dualarımızı o yüzden kabul etmiyor. Eğer her ferdin keyfine göre hareket edilse şimdi hepimizin ayrı ayrı bir keyifleri var. Hepimizin ayrı ayrı lezzetleri var değil mi? Hepimizkini Allah kabul etse ne olacak? Kainat karma karışık olacak. Dünyanın nizam ve intizamı fesada girer. Şimdi burası tam nefse vuran bölüm abiler. Ey müteşekki, ey şikayet eden, sen nesin? Neye binaen itiraz ediyorsun? Cüzi hevesini külliyat-ı kainata mühendis mi yapıyorsun? Senin o cüzi hevesine binaen kainatı mühendis gibi mi çevirmek istiyorsun? Nefis sana söylüyorum. Sen mühendissen o zaman kainatta bana bir tane tasarrufunu göster. Kainatta ne yapıyor nefis? Abi hakkınızı edin. Bizatihi bak nefsimize söylüyoruz. Mehmetciğim nefsi aradan çekiyoruz. Kalbimizi ve ruhumuzu Allah ile buluşturuyoruz. Çünkü nefis ahmaktır. Ne istediğini bilmez. Onu bir aradan çekmemiz lazım. Neye binaen itiraz ediyorsun? Kendini mühendis mi zannettin? Peki ey nefsim, kendini mühendis zannediyorsan kainatta ve kendi bedeninde en ufak bir tasarrufat göster bana. Neyi yapıyorsun bedeninde? Hangi şeyi yaptın? Hiçbir şey yapmadın. Ama içeri oturmuş böyle Fatih Hocam mühendis gibi. Şu olsun bu olmaz.
Ben motor bölümünü okudum. Makine mühendisinde olan arkadaşlar vardı. Şimdi biz lise 4'e geldiğimiz zaman orada bir 4 aylık bir eğitimimiz oluyor. Şimdi bir tane adam da makine mühendisi. İstanbul'da Türkiye'nin en iyi mühendisleri gökdelen dikiyor, tamam mı? Bizim de işte Antep'teki Rüştü Özel'den meslek lisesi bir tane kardeşin. Adam 4 aylık bir eğitim için İstanbul'a gidiyor. Orada Türkiye'nin en iyi mühendislerinin yanında adamlar da böyle gökdelene dikmiş, böyle bakıyorlar işte acaba ne yapabiliriz filan. Bizim adam da daha 4 aylık eğitim görmemiş, etmemiş. Okulda bir şey öğrenmemiş. Geliyor adamların yanına şunu diyor. Ya bu gökdelenin ucundaki şey var ya, bu saçma ya. Bak bu böyle olmaması lazım. Bak bunu böyle yapsanız daha tatlı olur. Şu camlar var ya çok parlıyor. Bunu biraz daha siyah yapın. Ya bak vallahi bak şaka gibi geliyor değil mi? Ya adamlar Türkiye'nin en iyi mühendisi. Adamlar gökdelen dikmiş. Bizim Rüştü Özel'den de adam çıkmış, daha eğitim görmemiş. Okulda adam akıllı bir eğitim yok. Hatta bak bizim mesela motor bölümünde hocalar bize derlerdi işte gençler grup grup ayrılardı. 4 kişi şu motoru sökecek, geri takacak derlerdi. Sökerdik takardık hocam, bunlar da fazla parçalar. Hoca derdi ki bize tamam bunu yanlışlıkla takmışlar dedi. Alın bunu atın dedi. Bak şimdi bu eğitimde ne bekleyeceksin? Adam da okulda adam akıllı bir eğitim görmemiş. Türkiye'nin en iyi mühendislerinin yanında diyor ki bu gökdelendeki bu şey saçma. Bu böyle olsun. Ve adamı döverler ya. Sahaya bir de almazlar. İnşaat sahasına almazlar. Bak vallahi nefiste aynen böyle ya. Kainatın mühendisi, en küçük mahlukattan tut, Samanyolu galaksisindeki bütün yıldızları asılsız, direksiz, yağsız bir şekilde her mahlukata uygun bir şekilde vakti vaktine bilmediği, ummadığı bir yerden rızkı gönderiyor ve her mahlukatın ihtiyacına binaen onun ihtiyacını karşılıyor ve yaratmış olduğu her bir şeyde bir hikmet, bir gaye var. Nefis oradan meslek lisesindeki o çırak gibi, eleman gibi bakıyor kainata. Aga mühendis içeride. Padişah ya, böyle yap ya. Aslanların, ceylanların yemesi saçma. Ya bu işte kızdan bu olayımız saçma ya. Ben evlenecektim ne güzel ama olay saçma. Nefis böyle değerlendirmiyor mu? Vallahi kendini mühendis gibi zannediyor ya. Üstad o yüzden diyor ki sen mühendis değilsin. Kendine gel. Sen bu bedenin sahibi değilsin. Bu bedenin sahibi ve kainatın sahibi olan bir mühendis olan Allah var. Ama nasıl bir Allah? Müdebbir olan Allah. Hakim olan Allah. Bakın burada yine neyi kaçırdık? Allah'ın o esmalarını kaçırdık işte. Kaçırdığımız için Allah'ı da tanıtmıyoruz. Ağam da içeride mühendis gibi bu yanlış, bu doğru, şu yanlış. Ya ne ilmim var, ne bir şeyim var, ne bir tasarrufum var, hiçbir şeyim yok. Bak ne diyor usta. Kokmuş olan zevkini, nimetlerin derecelerine mikyas ve mizan mı yapıyorsun? Yani kokmuş zevkin için. Kainattaki dönen işleri hikmetsiz görüyorsun. Neyden? Kokmuş zevk ne dedi? Ve yine ne diyor üstad sözlerde? Bu kainat çarşısındaki her şey çürüktür diyor. Bir gün kokuşmaya ve çürümeye mahkumdur diyor. İşte insan o kokuşmuş zevkinden dolayı az bir şey orada lezzet alacak ya. Her şeyi kendine göre ayarlamaya çalışıyor. Mühendis gibi davranmaya çalışıyor. Üstad ne dedi? Kendine gel. Mühendis değilsin. İn o makamdan. Mühendis olan, tasarımcı olan, düzenleyen, el müdebbir olan Allah dedi. Devam ediyor, burası da çok güzel. Ne biliyorsun ki zannettiğin nimet nikmet olmasın? Çok tatlı değil mi abi ya? Sen bir nimet istiyorsun da o nimet belki sana nikmet olacak. Nereden biliyorsun? Geleceği mi gördün? Kainatı mı tasarladın? Bütün düzenleri sen mi ayarlıyorsun? İstediğin o şeyden mesela bir kızı istiyorsun. Onun kalbine kadar attıran, tasarlayan, düzenleyen, onun kalbinin içine geçen her şeyi bilen kim? Allah. E sen de o nimeti istiyorsun ama o nimet sana nikmet olacak. Allah da diyor ki vereyim kulum ben sana. Ama nefis olayı nasıl değerlendiriyor? Saçma, hikmetsiz. Ama üstad dedi, kainatın bir mühendisi var dedi. Peki o mühendis nasıl bir mühendis? El müdebbir olan mühendis. Müdebbir ne demek? Düzenleyen, tasarlayan, tedbir alan demek. Bak tedbir alan demek. Mesela senin başına kötü bir olay gelecek ya. Kainatın mühendisi el müdebbir olan Allah olduğu için bakıyor ki sen kötü bir şey istiyorsun veya kötü bir yere gideceksin. Allah el müdebbir ismiyle o kötülüğün önüne ne yapıyor? Tıkıyor. Ve ne diyor? Allah el müdebbirdir. Sonradan önüne çıkacak engelleri yok edendir. Allah'a vallahi dua etmemiz lazım ya. Birilerini hayatımızdan çıkartıyor ya. Halbuki o an önümüzdeki engelleri kaldırıyor Allah. Veya bir şey vermiyor ya. O an önümüze bir engel tıkayarak bizim daha fazla kötülüğe gitmememiz için Allah ne yapıyor orada? Önümüzü tıkıyor.
ve lehimize tedbir alan. Lehimize. Yani bizim için Allah ne yapıyor? Tedbir alıyor. Müdebbirin görevi bu değil mi? Başım Ahmet abi müdebbir de mi burada? Adam ne yapıyor? Hemen maddi manevi olarak devamlı hizmette önlemler almaya çalışıyor. Hemen bakıyor orada bir sıkıntı var. Orayı tıkıyor. Buranın önüne açık. Adam ne yapıyor? Orayı açıyor. E bak şimdi kainattaki bütün tasarrufata, bütün sisteme, bütün düzene Allah müdebbir ismiyle her şeyi ayarlıyor, tasarlıyor. Bakacak ki bakıyor Cenab-ı Allah görüyor hazır ve nazırdır. Kul bu noktada yanlış bir şey istiyor. Allah ne yapıyor? Hemen önünü tıkıyor. Sonra ki isim Allah'ın Hakim ismi. Yine Hakim ismi neydi? Hikmetle iş yapan, yaratan, bir gaye ve amaca göre her mahlukatı yaratıp onlara vazife veren demek. E şimdi kainata bakıyorsun, bu kadar hikmetler var, bu kadar gayeler var. E bu kadar hikmetle işleri yapan, tasarlayan Allah elbette senin başına gelen her bir olayda da bir hikmet ve bir gaye vardır. Peki bu noktada neden nefsimiz tam ikna olmuyor biliyor musunuz abiler? Çünkü Allah'ı kainatta tam okumuyoruz. Nefsimize tam göstermiyoruz. Nefis de orada itiraz etmeye çalışıyor. Ama tefekkür et, üzerine git, o nefis susmaya başlıyor. Sonraki isim neydi? Allah Rahim'dir. Yani kuluna çokça acıyan, kulunu kuldan daha çok seven nefis. Nefise söylüyorum. Mühendissin ya. Bir tırnağı kesmekten acizsin. Nasıl mühendis oluyorsun bu bedene? Sen bile tırnağını kesmekten acizken Allah bütün her şeyine kadar hallediyor. Sonraki isim Allah Ezel'dir. Yani geçmişi, geleceği, şimdikini aynı anda gören ve gelecekte senin hakkında ne hayırlı ne hayırsız en iyi bilen odur. İşte mühendis olan Allah'a iman et, tevekkül et, rahatla. Yoksa eğer içerideki kaçak mühendise uyarsan olaylarda sıkıntıya gider abi. İstifadeli bir ders oldu. İnşallah sizin için de öyle olmuştur. Yani bu şekilde nefse Allah'ı esma esma tanıtırsak, nerelerde sıkıntılar çekiyorsa o noktada o esmayı yerleştirirsek nefis susar. Öyle nefis tamam ahmaktır ama gerçekten doğru metodu uygularsa nefis de orada susar yani. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.